Gelmiş Doğan Sema abla. Gördüm. Kadı yanında mı? Ve sen de Allah aşkına yeme böyle kendini. Ya kız belli zaten erkek avcısı. İki güne de bulur başka adam yolacak. Sen de böyle üzüldüğünle kalırsın. Yok. Ben ağırlığımı koyacağım. Ceylan'la bu işin bir adını koyması lazım Doğan'ın. Başka türlü oğlumun peşini bırakmayacak. Yani Doğan'ın da daha yaşı ne başı ne canım. Niye böyle acele ediyorsun? Ya kazık kadar oldu. Onun yaşındakilerin boy boy çocuğu var. Hadi bakalım. Hadi tatlım, et şunu azıcık. Bak çok iyi. Hop. Neden bana iyi davranmış? Kötü mü davranayım sana? Sen beni sevmezsin bile. Yani niye iyi davranıyorsun sen bana? Ya manyak mısın sen be? Sen belki de dünyada en sevdiğim insansın benim. Be ya ben senin aklına bile gelmem ki. Anca işin düşünce ararsın. Ya gittin kaç sene aramadın. Ya aradım ya seni kaç kere. Açmıyorsun ki telefonu. Ayrıca yılın bilmem kaça yurt dışındaydık, teknedeydik. Ya telefon diye bir şey var ya. İnsan bir arar ya. Ya sen niye içtin bu kadar? Senin yüzünden. Allah'ım sen bilirsin ya. Teyze. Sen ne arıyorsun oğlumun yatağında? Ne yapacağım ya? Uyuyakalmışım işte, ne bağırıyorsun? Allah Allah. Nişanlı benim oğlum, nişanlı. Sen de evlisin. Hiç utanma yok mu sende?
Ya ne alakası var ya? Ben boşanıyorum zaten. Ya da bunun da bir alakası yok ki ama. Niyetin ne senin? Niyetin ne acaba? Ben... Niye? Uyuyan çocuğun koyuna giriyorsun sen. Ya Sema teyze manyak manyak konuşma istersen ya. Sema! Ne oluyor? Niye bağırıyorsun Sema? Sema! Sema ne oluyor? Hırsız mı? Hırsız mı Sema? Sema ne oluyor? Hırsız mı? Oğlumun koynunda yakaladım bu ahlaksızı. Ne? Ya yok öyle bir şey. Girseniz evinize ya. Neydi ki? Ne oluyor? Kaç yaşında kadınsın? Kendine çeki düzen ver. Vallahi bak babanı şikayet edeceğim seni. Sema Hanımcığım, ne oluyor acaba? Bu saatte apartmanı huzursuz ediyorsunuz. Ne var? Selamın kabrini Rabbim. Dur dur, ne oluyor? Gel Cevdet gel. Kızınızı oğlumun koynunda yakaladım. Kim kimin huzurunu bozuyor acaba? Ne münasebet. Bana bakın, benim güzeller güzeli kızım sizin o çulsuz oğlunuzun koynunda olamaz. Olamaz. Melike yürü, yürü eve. Kaç tane apartman dairemiz var bizim? Niye çulsuz oluyormuş oğlum? Ay ay, o daireler hep böyle lafta. Niyeyse hiç ortada daire falan yok böyle. Hem niye kirada oturuyorsunuz acaba? Kiraları da yükseltmiyoruz. Oo, Osman Bey tepeleme kullanan, ondan sonra da bizim dairelerimiz var. Oğlumun işine yakın diye oturuyoruz biz burada. Ah, kiramda 10.000'e çıkarttım. Nasıl ödeyeceğim? Sizin sadakanızı kalmadık. Tamam mı? Görmemiş işte. Geldiği yer belli, ne bekliyorsun ki? Yesiz kadın, seni dava ederim. Anlıyor musun? Melike ne oldu be? Niye kavga ediyor bunlar? Yatıyoruz diye annen kızdı. Annem de her şey. Yattık mı biz? Ne zaman yattık ya? Kaçırdın mı bütün aktiviteyi? Ne içirdin bana Melike? Neden hatırlamıyorum? Ablasım konuşma ya. Uyuduk anlamında yattık yani. İkimiz aynı yatakta. Yapmadığımız şey mi ya? Ne bileyim, 13 yaşından beri yapmadık. Biz aynı yatakta niye uyuyorduk Melike? Ne bileyim, niye yatıyorduk, uyuyorduk Doğan? Bir çekil ya. Yürü. Yürü. Bu evin kirasını 10.000'e tamamlıyorsun. Sonra götürüp o kaleye veriyorsun. Sonra da bir ev buluyorsun. Buradan taşınıp gidiyoruz. Bu hafta da gidip Ceylan'ı ailesinden istiyoruz. Bitti gitti. Tamam mı? Anladın mı? Okey. Fark etmez ya. Yürü, baban duymasın, çık dışarı. Çık çabuk. Ne var anne ya? Ya sen niye 3 kuruşluk insanlara rezil ediyorsun bizi ya? Niye yani? Ya sen Doğan'dan başka bir adam bulamadın mı? Resmen bismillah dün bir bugün iki adama mı taktın kancayı? Anneciğim, 15 yaşımdan beri kaç kere bana bulamadın mı Doğan'dan başka adam diyorsun sen? Hatırla istersen. Ha? Gerçi o zaman çocuk diyor. Haksız mıymış? Kadın resmen Doğan'ın koynunda yakalamış işte seni. Yahu ben sana onu söylüyorum. Koyuna girsem bakmaz ki Doğan bana. O gözle bakmaz. Allah Allah. Doğan kimmiş acaba? Böyle bir güzelliği bulacak. Doğan bakmayacak öyle mi? O sünepe. Sen Doğan'ı bana mı ayarlamak çalışıyorsun? Ay Melike, Allah aşkına uzak dur. Allah aşkına çekil. Vallahi sinirlerim çok bozuk ha. O ağzını da hayra aç, tamam mı? Ağzından yel alsın. Sünepe. Sünepe. Kiracı sünepe. Sen o Taner'e burun kıvırmadan önce bence bir kere daha düşün. O Doğan sünepesi seni böyle helikopterlerle Yunan adalarına götürüp evlilik falan teklif edemez ona göre. Aman hatırlatma o manyağı bana ya. Onun ne çaplı bir zekalı olduğunu benim o zaman anlamam lazımmış zaten. Ya hangi gidip de böyle çilek reçelinin içine yüzüğü koyar ya. Bir de reçel sevmiyorum diye aldı böyle reçelde reçelde parmağıma takmaya çalıştı falan. Mal. Ben ne güzel uyuyordum Doğan'ın yanında. Sema teyze geldi böyle avaz avaz bağırdı, uykusundan uyandırdı falan. Ben gidiyorum, uyuyacağım ya ama. Ay hala Doğan diyor ya. Hala Doğan diyor ya. Vallahi öldürecek bu kız beni ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.